Herkese yeniden merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 1 ve 2. temalar çalışma fasikülerinin 2. slayt videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, ne sormuş? Kalemimizi alalım. Aşağıdaki tabelalardan hangisinde tırnak işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Bakalım. Defne Küçük Prens'i okumuş. Burada eser adına isme vurgu yapmak için tırnak işareti kullanmış. Doğru. Deniz bana geçmiş olsun dedi. Deniz'in kullandığı cümle, söylediği sözcükleri tırnak içine almışız ve kapatmışız tırnağımızı. Doğru kullanılmış. Kendi kendime başarabilirsin dedim. Ne demişim kendi kendime? Başarabilirsin. Bakın. Konuştuğum, söylediğim şey tırnağın içinde. Devamı dedim tırnak kapanır, burada kapanır. Burada dediğimde kapanmış, yani yanlış. Buraya sadece nokta gelmelidir. Tırnak burada kapanmalıdır. Öğretmen tırnak işaretinin kullanıldığı yerleri anlattı. Bakın burada vurgu yapmak için tırnak işaretini yine tırnak içine almış olabilir. Dolayısıyla cevabım yanlış olan C seçeneği olmalıdır. Diğer soruma geçiyorum. Evet, sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda kullanılırım. Neymiş bu acaba? Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılırım. Neyden bahsediyor arkadaşlar? Ünlem işaretinden bahsediyor. Dolayısıyla biz de ünlem işaretinden bahsedildiğini buraya yaz. Bakalım. Merhaba. Ben bir noktamı işaretiyim. Görevlerimden ikisi yukarıda yazıyor. İpucuna bakarak benim kim olduğumu bir bulur musun? Tabii bulduk bile. Sen bir ünlem işaretisin. Cevabımız D seçimi. Evet. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım paragrafımıza. Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında var olmaya başladı. Ancak aynı çatı altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Teknolojinin insanlara zaman kazandırması gerekirken, teknoloji günümüzde zaman kaybetmenin ve vakit öldürmenin en aldatıcı tuzağı haline geldi. Ana düşünce nedir bakalım. Teknolojinin insanların sağlığına zararlı olduğu, burada zarar sağlıktan bahsediyor mu? Hayır. Eledim. İnsanlar aynı çatı altında yaşamadığı, hayır bunu anlatmak istemiyorum. İnsanların teknoloji olması gerektiği gibi kullanmadığı, evet. Yani bize zaman kazandıracakken teknoloji, vakit kazandıracakken biz vakit öldürüyoruz teknolojide. Yani bunu olması gerektiği gibi kullanmıyoruz demek istiyor yukarıdan. Dolayısıyla cevabımı C seçelim. Diğer soruma geçtim. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Okulda dünya kadar işim var. Abartı anlamında kullanılmış değil mi? Gezegen anlamı, gezegen olan dünyadan bahsetmemiş. Küçük başlayacak yani. Burada yazım yanlışı yok. Yazım yanlış olmadığı için doğru işareti koyduk. Bugün bize Ali dayı gelecek. Bakın burada bir düşünün bakalım. Ali dayı. Dayı büyük mü, küçük mü? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Bakın Ekim'in E'si Cumhuriyet'in C'sini büyük yazmış. Sabaha kadar Karabaş havladı. Yine buraya da bakın büyük yazılması gereken ne görüyorsunuz? Burada hemfikiriz değil mi? Karabaş'ın G'si büyük yazılmalı. Burada bir yazım yanlışı var. Şimdi peki arkadaşlar size bir soru. Üçgende kesinlikle yanlış olduğunu zaten biliyoruz. Yani A ve C'yi zaten siz de bu şekilde ikisinden biri olduğunu fark etmişsinizdir. Ali dayının D'si mi büyük yazılmalı yoksa dünyanın D'si mi? Burada size onu soruyor aslında. Yani şunu buldunuz zaten. Yuvarlak işaretinde mi yanlışlık var yoksa bu yıldız işaretinde? Zaten yıldız işaretinin doğru olduğunu söylemiştik. Geriye A seçeneğimiz kalıyor. Peki neden? Neden bu şekilde yanlış dedik? Buna doğru dedik. Çünkü burada Ali dayı dediği kendi dayısıysa, akrabalık bildiriyorsa biz bunu bu şekilde küçük yazmamız gerekiyor. Yani örneğin Canan teyzem beni aradı dersem ben bu teyzenin teyzesini küçük yazarım ya da Mehmet amca
akşam gelecek dersem amcanın anısını yine küçük yazmam gereklidir. Burada bahsettiği Ali dayı ama kendi dayısı olmadığından evet yanlış yazılmıştır. Bir karışıklık oldu. Bakın dayı dediği kişi kendi dayısı mı değil mi bilmiyoruz. Ali dayım demediği için dedi ki Canan teyzem ya da Mehmet amcam ama kendi dayısından bahsetseydi biz bunu küçük harfle yazardık. Fakat burada kendi dayısı olmadığı için dayının d'si büyük olmalıdır. Yani bir burada bir de burada yazım yanlışı var diyeceğiz. Ne oluyor o da? A seçeneği oluyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Akrabalık bildiren dayı, hala, teyze, amca sözcüklerinin baş harfi küçük yazılır. Ama burada kendi dayısı olmadığı için, Ali dayım demediği için biz burada bahsedilen kişinin yani Ali'nin unvanı olarak, onun hitap etme şekli olarak Ali dayı olduğunu ya da şey telli baba deriz ya mesela oradaki baba babanın b'si büyüktür. Bu şekilde onun hitap ettiğimiz için dayının d'si büyük olmalı dedik. Burada da Karabaş'ın k'si dedik. Diğer soruya geçiyorum. Bu paragrafta yay araçla boş bırakılan yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım. Halime ısrarla çalan kapıya doğru hızlı adımlarla yürüdü. Gelen öğretmeniydi. Buyurun öğretmenim dedi Halime. Sonuna zaten nokta koyacağımızı biliyoruz değil mi? Halime'den sonra niye ünlem konsun? Zaten büyük harfle de başlamamış. Ona bağırarak ya da Halime diye seslenseydi evet büyük baş harfle. Buradan sonra ne koyacağız arkadaşlar? Virgül koyacağız şöyle. Bunları götürdünüz. Israrla çalan kapıya doğru hızlı adımlarla yürüdü. Nokta. Zaten büyük harfle de başlamış. Cümlede normal bir şekilde bitiyor. Noktamı da koydum. Doğru gidiyor şu an işte. Gelen öğretmeniydi dedikten sonra virgül mü koymalıyım, nokta mı koymalıyım? Gelen öğretmeniydi. Büyük harfle başlıyorum. Gelen öğretmeniydi. Bir cümle burada bitiyor. Nokta koyarım. Sonra Halime konuşuyor. Ben buraya bir konuşma çizgisi eklerim. Buyurun öğretmenim. Ne gelecek devamında? Virgül dedi Halime. Bakın tırnak işaretine alınmayan yerlerde biri konuşuyorsa, alıntı varsa biz bunu virgülle de gösterebiliriz. Birinin konuştuğunu tırnak işareti kullanılmamışsa virgül aracılığıyla da gösterebiliriz dedik. Dolayısıyla ne olur cevabımız? B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer soruya geçtim. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım grafiğimize. Ömer'in okuduğu kitap sayısı Mert'ten fazladır. Şurada yukarıda bir bilgilendirici yazım varmış. Bakalım grafikte 4 A sınıf öğrencilerin okudukları kitap sayıları verilmiştir. Tamam. Ömer Mert'ten fazla mı okumuş? Hemen bakalım. Ömer burada. Mert burada. Evet Ömer Mert'ten fazla okumuş. Doğru. Bana söylenemez soruyor. Aslı ve Deren eşit sayıda kitap okumuş. Aslı burada 15 okumuş. Deren burada 15 okumuş. Eşit mi? Eşit. Söylenebilir. Oğuz Mine'den daha fazla kitap okumuştur. Oğuz 30 kitap okumuş. Mine 20 kitap okumuş. Evet Oğuz Mine'den daha fazla kitap okumuş olur. Bu da söylenebilir. En çok kitap okuyan öğrenci İzel'dir. Hayır. İzel 25 kitap okumuş. Ama Oğuz 30 kitap okumuş. Dolayısıyla yanlış seçeneğim söylenemez dediği için Denizli olmalı. Evet, yandaki şiirin konusu hangisidir? Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin seni daha çok severdim. Güzel ağacım, sen kuruduğun zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz. Burada ağacı seviyor değil mi? Güzel ağacım diyor. Senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim diyor. Ama sen bizle kaydırak oynamasını bilsen seni daha çok severdim diye ağaç sevgisinden bahsediyorum. Mahalle sevgisi değil, insan sevgisi değil, arkadaş sevgisi de zaten değil. Resimden de anlayacağınız üzere ağaç sevgisi.
Evet, aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Doktor Necla Hanım. Bakın, hitap etmiş doktor unvanı büyük yazacak. Doğru. Ay dünyanın uydusudur. Gezegen olan ay, gezegen olan dünya. Büyük harf yazılır. Doğru. Okulda bugün dünya kadar iş bitirdim. Ne demek burada dünya kadar? Yine bir abartı anlamı var değil mi? Önceki sorularda da gördüğünüz gibi. Ve bu dünya bahsedilen gezegen anlamındaki dünya değil. Çok fazla iş bitirdi dünya kadar anlamında. Abartı ifadesi. Bir zaten küçük yazmış. Dolayısıyla bu da doğru. Dedem bana her ay Bilim Çocuk dergisi alır. Özel adı dahil olmayan dergi, gazete, istisnalarıyla birlikte Hürriyet gazetesi, Yeni gazetesi gibi. Bu şekilde bunlar küçük yazılır arkadaşlar. Derginin D'sini küçük yazılır. Aman ha, istisnalarına dikkat edin. Cevabımız D seçeneği olmalı. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Kerem'in düşüncesine uygun bir deyimdir? Kerem güreşte çok yetenekliydi ama içinde bulunduğu şartlar bu sporu yapmasını engelliyordu. Kerem her şeye rağmen çok çalışarak başaracağına inanıyordu. Bakalım. Sırtı yere gelmemek. Kerem'in düşüncesini soruyoruz. Düşüncesine uygun bir deyim. Bakalım. Sırtı yere gelmemek. Nedir bu? Sırtımız yere gelmez deriz ya mesela. Yani kötü duruma, müşkül duruma, düşmüş duruma gelmeyiz. Bununla alakası yok. Göze girmek, birine davranışını beğendirmek anlamında. Bununla da yok. İçi içine sığmamak. Bu da nedir? Çok mutlu olmak ya da çok heyecanlı olmak. Yani bu içiniz kıpır kıpır olmak anlamında. Bu da uygun bir deyim değil ama baş koymak. Biz bu yola baş koyduk mesela. Yani yapacağız. Hani ne olursa olsun baş koyduk, yapacağız anlamında. Kendisi de çok çalışarak başaracağına inanıyormuş. Yani bu yola o da aslında baş koymuş diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? Bakalım. Nasrettin Hoca gözlerindeki ümit parıltılarıyla cevap verir. Neye cevap verir Nasrettin Hoca? Daha metin yeni başlamış olmalı. A'yı eğriniz. Köylünün biri de, bakın, köylünün biri de Nasrettin Hoca'nın gölün başında olduğunu görür. Şimdi köylünün biri de dediği için demek ki bir şeyler daha olmuş öncesinde. Bunun gibi bağlantı ifadelerine dikkat ediyorduk. Bir gün Nasrettin Hoca eşinden yoğurt mayası ister. Evet, sonra ne oluyor acaba? Bakın böyle bir giriş cümlesi olabilir. Köylü hocanın cevabını duyunca demek ki cevap vermiş hoca. Kahkahayla gülmeye başlar. Bu da yine öncesi olan bir metin olduğunu gösterir. Yani giriş cümlesi olamaz. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Öğretmen, öğrenci ve arkadaşlarınızla bizi paylaşabilir. Kendi düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Değerli öğrenciler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.